Şimdi deprem nedir? Deprem bir kırılma olayıdır. Değil mi? Bir fay var. Bu fay, fay dediğimiz kayaç içerisinde bir süreksizlik. Ve bu süreksizlik üzerinde bir hareket meydana geliyor. Şimdi bu hareket arada bir takılıyor. Fayın yüzeyindeki bazı çıkıntılardan, girintilerden ötürü bu takılıyor. Şimdi takıldığı zaman şu oluyor. Şimdi siz elinizde bir çelik cetvelin bulunduğunu düşünün. Bu çelik cetveli bükülme direncinin sınırına geldiğiniz zaman, yani elastik direncin sınırına geldiğiniz zaman çat diye atar. Ve kırılmış cetvelin iki parçasından siz böyle dın diye ses duyarsınız. Bu ses kırılan cetvelin kırıldıktan sonra bir müddet titremeye devam etmesidir. Aynı şey yer kabuğunda oluyor. Kırılıyor. Kırıldıktan sonra bu elastik bir olay. Kırıldıktan sonra aslında yer kabuğu çan gibi ötüyor. Ama biz duymuyoruz. Çünkü frekansı bizim duyma frekansımızın dışında. Ama ne oluyor? Bu dalgalar, değil mi? Akustik dalgalar yeri sallıyor. Onların çeşitli türleri var. Değil mi? P dalgaları var, S dalgaları var, L dalgaları var, R dalgaları var. Şimdi bu dalgaların detaylı bir şekilde incelenmesi ta 19. yüzyılda yapıldı. Şimdi biz biliyoruz ki P dalgası geldi mi yıkmaz. S dalgası geldi mi yıkar. L dalgası geldi mi daha beter. P dalgası önce gelir, S dalgası sonra gelir. Ne kadar zaman aralığıyla gelecekleri depremin sizin bulunduğunuz yere olan uzaklığına bağlıdır. Hocam yapı olarak bu dalgaları üretip beklenen şiddeti düşürme veya salınma yapma şansımız yok mu? Hayır. Yani harfi neden sormuyorum. Neden? O bir şey de. Hemen izah edeyim. Neden? Yani bugün 7 büyüklüğünde bir deprem olduğu zaman ya bu binlerce ve binlerce atom bombasına eşit. Çok büyük açığa enerji çıkardı. Evet, İnanılmaz bir enerji. Yani sen zaten bu enerjiyi yaratırsan, sen kendin deprem yaparsan adamlar gene ölür. Bu mümkün değil. Yani bu inanılmaz bir enerji. Bu enerji açığa çıktığı zaman nasıl naklediliyor? Dalgalarla naklediliyor. Ve bu dalgalar işte bizim gördüğümüz hasarı yaratıyor. Şimdi biz dalgaların davranışını biliyoruz. Bu dalgaların hangi hızla gittiklerini biliyoruz. Ona göre tedbir almamız mümkün. Nasıl tedbir alacağız? Bir kere dalgalar içinden geçtikleri kayacın karakterine göre az veya çok yıkıcı olabiliyorlar. Eğer kayacınız böyle granit gibi, andezit gibi tıkaç, sağlam bir kayaysa frekans yüksek oluyor. Yüksek frekanslı geldiği zaman yani binanın bir tarafını indirirken öbür tarafını kaldıramıyor. Dolayısıyla yıkmıyor bina. Ama S dalgası geldiği zaman, pardon, şeyin içinden geçtiği zaman, ne derler, bir alüvyonun içinden geçtiği zaman, bir kumun içinden geçtiği zaman, frekans çok büyüyor. Tabii binayı indirip kaldırıyor. Yıkıyor. Ve muhtemelen İstanbul'da da yüksek bir deprem bekliyorsunuz. 7 nokta kaç olacak? 7,6 büyüklüğü. Şimdi bu nereden çıkıyor? Nereden biliyor? Nasıl hesaplıyorlar yani bunu? Gayet basit. Fayın uzunluğunu biliyoruz. İşte İzmit kırıldı. İzmit kırıldı. 1912'de de şey kırılmıştı. Tekirdağ Şarköy'deki kırılmıştı. İkisinin arası. Değil mi? İkisinin arasını ölçüyorsun. 160 kilometre. Güzel. Derinliği de biliniyor. Derinlik de biliniyor. 16 kilometre. Tamam mı? Şimdi bir yüzey çıkıyor karşına. Şimdi bu yüzey üzerinde kayalar hareket ediyor. Bu hareket eden kayanın hacmini biliyor muyuz? Evet, onu da biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü bu kayanın, diyelim ki burada 6 metre hareket etti kaya. Ama buraya gittiği zaman 0 harekete geliyoruz. O mesafeyi ölçüyorsun, karşına bir hacim çıkıyor. Diyorsun ki ya bu hacim işte 40 saniye, 30 saniye, 2 dakika içinde 6 metre götürecek enerji ne kadar? Düşünebiliyor musunuz? Bunlar milyarlarca ton kayayı birkaç saniye içinde 6 metre iteleyecek. Buradan çıkıyor.
Ve tabii enerjiyi hesap ediyorsunuz. E büyüklük nedir? Büyüklük bir depremin açığa çıkardığı enerjidir. İstanbul'un hemen hemen hepsini vuracak mı hocam bu olacak evet. deprem? Belli bir evet. O. O aynen, zaman aynen. ekonomi zaten öyle tamamen şimdi. İstanbul'da. Yani çok kötü yani etkiler olacak. Zarar görecek bölgeler tabii faya olan uzaklıklarıyla tabii, tabii. ayrılabiliyor. Tuzla, Yeşilköy gibi yerler yani şimdi büyüklükten bahsetmiyoruz. Şiddetten bahsediyoruz. Şiddetin tanımı nedir? Şiddet bir depremin yıkıcılığıdır. Evet. Değil mi? Tuzla'da ve Yeşilköy'de bu neredeyse ona varıyor. Erkalli Siber skalası. Ve bu şiddet kuzeye gittikçe düşüyor. İkinci köprünün kuzeyindeyseniz 6'ya 7'ye düşüyor. Altınız sağlamsa iyisiniz. Çok fazla zarar görmezsiniz. Altınız sağlam değilse yer yer 8'e çıkabiliyor şimdi. Kuzeyde bile. Altınız kumsa apı yuttunuz. Cedet, orada mısın? Buradayım. O afet psikolojisiyle ilgili Cedet'in bir sorusu olacaktı hocam. Onu sen gir abi. Hocam o zaman önce ben onu sorayım size. Üzerine şey olursa. Şimdi depremle ilgili hep konuşuyoruz. Size de soru geliyor. Siz de söylüyorsunuz bilim insanı olarak. Ama mesela işte şimdi Burak'ın sorduğu bu soruyla birlikte hazırladık o soruyu. Hani engelleyebilecek bir makine yapabilir miyiz? Bir teknoloji işte ne bileyim. Bunu düşünürken şey geldi aklımıza. Ya abi niye makine yapıyoruz ki? Önce düzgün önlemi alalım ona gelene kadar falan yani, demiştik. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani neler ne önlemler alınırsa bundan en az zararla kurtuluruz? Neler geliyor? Binanı sağlam yaparsan, binanı adam gibi yere yaparsan, deprem esnasında insanların kaçabileceği arterler açarsan, deprem olduktan sonra insanların yemek bulabileceği yerler, yaralarını sardırabilecekleri yerler yaparsan, deprem olduktan sonra şehri besleyebilirsen, değil mi? Bunların hepsi önlemlerdir. Besleyemezsek bütün Anadolu İstanbul'a çalışacak sanırım. Yani onu düşünmek mi istemiyorum? Hayır kardeşim, istediği kadar Anadolu İstanbul'a çalışsın. Ulaştıramadıktan sonra Anadolu ne yapsın? Evet. Ulaştırabilmen ya, lazım. Ya İstanbul'da bir yağmur yağıyor. Havaalanına 3 saatte gidiyorsun abi. Yani yeni havaalanına değil, Atatürk'ten bahsediyorum. Benim oturduğum yer, ben Boğaz'da oturuyorum. Boğaz'dan Atatürk Havaalanı'na 3 saatte gittiğimi biliyorum. E şimdi bir de deprem olduğunu düşün. Düşünmek istemiyorum ama olabilir. Ya korkunç bir şey olur ya. Yani Nişantaşı'ndaki ara sokaklardan nasıl çıkarsın? Bir de İstanbul'un içerisinde doğal gaz boruları var. Bunlar patlar ve tutuşursa ki olacağı %100. Felaket. Ya korkunç bir şey bu ya. Peki bunlar bilinmesine rağmen neden bir şey yapılmıyor sorusunu ben merak ettim hocam. Merak etme, sen psikologsun. Heh, şimdi onun öyle için söyleyeceğim. Şimdi bak son, sana anlatın hocam. Çok ekstrem bir örnek vereyim. Bu yanlış anlaşılmasın. Çok uç bir durum olduğu için söylüyorum. Sen Albert Einstein'sın. Gittin bir şempanze kafesine girdin. Ve orada dedin ki ben fotoelektrik olayını buldum, Nobel aldım. Bir de izafiyet teorisini icat ettim. Karşındakinden ne reaksiyon görürsün? Ben sana söyleyeyim. Burada tercüme edersen, ya kardeşim onları bırak, sende muz var mı? Onu ondan haber verdi. Tabii bu bir iletişim meselesi. Aynen. Evet. Karşındaki bunu alamıyorsa sen istediğini yap. Burada iki faktör var hocam. Alabilme yalnız, yeteneği. Bir dakika Cevdet. Buyurun. Cevdet, sen psikologsun. Sana çok çarpıcı bir olay anlat. Bekliyorum. Bir gün bu depremden kısa bir süre sonra Demirel İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geldi. Hepimizin gözünün içine baka baka takdiri ilahidir bu dedi. Tamam iyi. O inanıyorsa diyeceğim yok. Fakat sonra beni davet etti Ankara'ya. Gittim Ankara'ya. Anlat bakayım şunu. İşte ben Marmara Denizi'ni çizdim. Fayı koydum. Falan dedim Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi dedim müsaade ederseniz fay çözümlerini bırak onları. İvmeleri yazdı. İstanbul'daki ivmeleri yazdı. Biz de bir hafta önce bile yapmıştık. Aklımdakileri Sayın Cumhurbaşkanım yazdı. Başladım yazmaya. Baktı işte bu fena dedi.
Yani Demirel iyi bir inşaat mühendisi, unutmayın. Evet, ben de mühendis oldum, biliyorum. Evet. Biliyor ne oldu? Tabii ki biliyor. Ha? Orada şimdi, oraya göre mi konuştu yani? Yani adamın geldiğini. Soruya bak. Diyor ki ivmeleri yazdım. Yani halkın karşısında dediği şeyle, evet. Yoksa gidip Diyanet'ten biri çağırmıyor. Demiyor, sizi çağırıyor. Ama halka Demirel, tabii biraz belki sakinleştirmek için mi artık? Niye dediyse? Tabii. Demirel. Çünkü halka ne desin? Ne diyebilir ya yani? Ben teknolojik açıklayacak. Değerlerine baktım kardeşim, bir felaket midir? Az önceki örneğiniz oldu işte hocam. O uç örnek vermiştiniz. Şimdi o oldu. Anladım demek istediğinizi ben. Anladım. Evet. Yani mecbur adam. Anladım. Ben eminim. Demirel de bu işi anlar. Özal da anlar. Şimdiki belediye başkan adaylarımıza bakıyorum. Yani size çok hayret edeceksiniz söyleyeceğime ama bunlar arasında bunu direkt anlayacak bir tane adam var İstanbul'da. Kim? Bir tahmin edin kim? Tanımıyorum şimdi açıkçası. İnali Yıldırım. Sizin İTÜ'den çıktı İnali Bey değil mi? Evet. İTÜ'den mesela, işletme bölümünden değil bu adam. Evet. Gemi mühendisi. Evet. Ama onunla da yetinmemiş. Norveç'te ve ya Hollanda ya Fransa'da tersanelerde çalışmış. Bir bak, ortak bir yan çıktı. İnali Bey gelip size böyle bir şey sordu mu hocam? Danıştı mı? Evet. Aha. Evet. Ya geçen gün daha üniversitedeyim. Şimdi bakın. Demirel, Özal, hatta ve hatta Erbakan. Erbakan da hani işte bir sürü yobaz, aptal laflar ediyor. Kapalı kapılar arkasında konuştuğun zaman, ya bu adam makine mühendisi. O da makine mühendisi. Aynen öyle. Yani, değil mi? Motor dersi vermiş zeki adam. Zeki bir adam yani bildiğim kadarıyla. Efendim? Başarılı ve zeki bir adam sanırım. Hatta tank zeki projesi falan konuşuyor. Arkadaşım zeki. Bak bunlar zeki olmasalar o zaman İTÜ'ye giremezler. Çünkü o zaman İTÜ'nün imtihanını kendi yapıyor ve şey değil, test değil. Evet, problem çözmen. Evet. Problem çözmen lazım. Mesela Doğan Kuban'ı hepiniz bilirsiniz. Meşhur değil mi bizim büyük mimarımız? Bilim tarihçimiz, medeniyet tarihçimiz. Bir de bu adam mimar. Benim iki evim var. İkisi de Doğan Bey yaptı. Bu adam mimar. Ama Doğan Bey'e al kardeşim şu betonarme hesabına bir bak dedin mi? Bakıyor, bu olmamış, ben yapayım diyor. Betonarme hesabını. Neden? Çünkü iki mimarlarını siz hatırlamazsınız. Mimar mühendis diye yetiştirir. Ve o zaman İTÜ'de okuma süresi 6 seneydi. Çok iyi. Bak, İTÜ'den mezun oluyordun. Mesela gittin MIT'ye. Ki Bozkurt Güvenç bunlardan biridir. Gidiyorsun MIT'ye. MIT bakıyor sana. Seni diyor master'ını yapmış kabul ediyor. Evet. Öyle bir şeyin yok. Sen İTÜ'den mezun olmuşsun. Yüksek mühendis diplomanı alıp gitmişsin. Şimdi bak, bu adamların hepsi buradan geçmiş. Anlatabiliyor muyum? Bunlara bir şey söylediğin zaman anlıyorlar. Şimdi Binali Bey'e. İşte Binali Bey çıkıyor böyle bir sürü saçma sapan laf ediyor halkın önünde. Demirel gibi. Hı. Değil mi? Kapalı kapılar arkasında Binali Bey'le konuşuyorsun. Bambaşka bir adam var karşında. Hı. Hatta bazen adamın sabrı taşıyor. Tayyip Bey beka sorunu. Öteki neydi, Devlet Bahçeli Bey? En sonunda neydi Binali Bey? Öyle bir şey yok dedi. Yani bu insanlar sizle iletişim halinde. Konuşuyorlar, ha? Akademiye danışıyorlar. Biz bilmesek de kapılar ardında aslında tamamen bilim yöntemlerini uyguluyorlar sonuçta. Bizimle konuşan belki öyle, ama yani ben bilemem. Rektöre sormak lazım. Ama benim direkt bildiğim, çünkü beni yataktan kaldırdı. Binali Bey rektörlüğe geldi. Direkt.